Merhaba satranç severler. Bugün de Mikhail Kazankov. Bunun hakkında bilgilendirme yapacağım. 622 tane veride, datada kayıtlı oyunu varmış. 1995-2019 yılları arasında oynamış. FIDE ratingi 2516. 2401 Rapid, 2355 Blitz ratingi varmış. Beyazlarda Sicilya, Ruy Lopez, Fransız defansı, Sicilian Maidor, Fransız Taraş varyantı, Ready sistem. Siyahlarda Pirç savunma sistemi, Sicilian, Şahin, Ruy Lopez, Grünfeld, Ruy Lopez kapalı. Evet, şimdi oyununa geçelim. Beyazlar Mikhail Kazakov, siyahlar Christopher Debray. Hemen oyunumuza geçtik. D4, D5. Evet. Vezir Gambit'in açılış hamlesi değil mi? Savunma ne? Slav sistemi savunma. Evet. Çek varyasyonuymuş. Atlar çıkıldı. Hafif aletler çıkılıp roka hazırlık yapıyor değil mi? Evet. Burada atlar değişilince merkezde beyazların güzel bir merkez kareleri oldu değil mi? At piyonlarla hakim oldu. Şimdi merkezi tabii ki parçalamak lazım diyor Christopher Debray. Sanki bizim konuştuğumuzu duydu. Evet, piyon da alınca vezir de alındı. Şimdi ne var? Atı niye geldi buraya? Meşhur at çatalı var değil mi? Nereden? C2'den. Atı C2'ye gelip şah deyip kale edecek. Allah Allah, vezir de varmış. Evet, aynı zamanda vezir de isteyecek. Tabii bu müsaade edilemez. Rok atsaydı gene çatal vardı. Buyur diyor, çatal kullan. Şahı bir ileri çıktı. Vezir de değişilince filler de değişildi. Kaleler de değişildi. At da kale isteniyor. Kale tabii ki verilemez. Burada fille piyon isteniyor. Fil oyuna girdi. Şah denildi. Şah atı istiyor. Tekrar kaçtı. Şimdi bakın burada da Mikhail Kazakov A7'deki piyon istiyor. Piyon verilemez. Şah da atı istiyor. At geri gelince de şimdi piyonlu ilerledi ve merkezi bakın burada da merkezi kapattı Christopher. Ama normalde bizim istemediğimiz bir şey değil mi? Niye? Ne diyor kapaklanda? Rakibin hangi renkte fili varsa değil mi? O renkte piyonlarımı sıralarım diyor. Bunu da öyle yaptı ama kendisinin rengi de siyah olduğu için belki orada sıkıntılı olabilir. Niye? Çünkü onun oradaki piyonu yani Christopher'un E'deki piyonu izole piyon. Sağında solunda piyon yok. Gördüğünüz gibi Mikhail Kazakov'un piyon yapısı daha iyi. Bakalım ne olacak oyun sonuna girildiğinde. Piyon yapılarını parçalayayım istiyor. A hattı açıldı. Hemen açık hatta kale geldi Mikhail Kazakov. Ben de dedi piyonumu tutayım. Bakın burada at vurdu. Eğer piyonla dalınabiliyor. Fille dalınabiliyor tercih. Bakalım neymiş? Piyonla alındı. Şah fil gelindi. Şimdi atla bakın. Atla ne yapılıyor? Piyon isteniyor şimdi. Şah denilecek. Evet. Şah. Kaleleri de değişelim dedi. Niye? Zaten siyahın yani Christopher'ın siyahta giden fili var. Ve C'de double piyon. Piyon zayıflı. E'de izole piyon var.
ve filin çıkışına engel oluyorlar. Bakalım burada galip gelebilir mi? At üstün mü? Göreceğiz. Şahın merkezileşmesini görüyoruz. Oyun sonu klasiklerindendir. Evet, at şimdi ne yapacak? Atın ayakları kırıldı. Bu sefer de ben şahla bu piyonu isteyeyim. Evet, o piyonla fillet tutunca at manevrasıyla bakalım. Şimdi diyor ki ben C5'teki piyonu atla kırarım. Fille kırarsa bir de fil alırım. Oradan bir de o piyonu aldım mı B yerine ne derim? Yürü koçum. Doğru terfiye. Evet. Şahla bakın. Christopher biz de boş değiliz diyor. Şahla rakip kampa sızmaya çalışıyorum. Eğer orada piyonlar ulaşırsa benim de G ve H erlerinden vezire çıkma şansım olur diyor. Tabii ki müsaade etmiyor Mikail. Dur yolcu diyor burada. Piyonla parçalamaya çalışınca da almıyor. Niye? Zaten o siyah yani F4 siyah karesi. F4 siyah karesi at tarafından kapatıldığı için buradan şahın gelmesi imkanı yok. Gördüğünüz gibi başka hamle istiyor. Bir hamle yapacak. O da şahla yaptı. Hemen aldım diyor piyonu. Piyonu da kapatınca ben de diyor şimdi siyahta giden filmi istiyorum. Fil çekildiği zaman ne olacak? Fil çekildiği zaman C hattındaki piyona saldırılacak. Ne yapılabilir bilmiyoruz. Evet şu anda Christopher düşünüyor, düşünüyor ve rakibi tebrik ediyor.